Gazze'de az önce dışişleri konusunu konuşurken de biraz değindim. Gazze'de süreç iyiye doğru gidiyor. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda Gazze ile alakalı ilk defa ateşkes kararı çıktı. Hatta bu ateşkes kararına Amerika ile birlikte 14 tane de ülke evet dedi ve bir tane çekimser vardı burada. O çekimser de Rusya çekimser kaldı ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi Amerika'nın sunduğu Gazze şeridindeki kalıcı ateşkes ve rehinelerin serbest bırakılması için Hamas'a bir çağrıda bulundu ve bir karar verildi. İnşallah bu sürecin içerisinde en kısa zamanda orada bir anlaşma, bir barış, bir ateşkes tesis edilecek ve ondan sonraki süreçte başlayacak. Türkiye, Katar, Mısır bu bölgede bu yeni süreçle alakalı bir daha aynı durumun yaşanmaması için İsrail'in o işgalci, o hırsız tavırlarından vazgeçip yapmış olduğu soykırımın hesabını bütün dünyaya vermesi için bu süreci bu ülkeler bırakmayacaklardır. Ve inşallah önümüzdeki süreçte Gazze ile alakalı iyi şeyler konuşacağız. Ve bu Gazze'nin mücadelesine çok giremedik, çok dahil olamadık dünyadaki birçok Müslümanlar. Ama şunu söyleyeyim, inşallah bu sıkıntılı durumdan bizi kurtaracak fırsat önümüze gelecek. Gazze'nin yeniden inşa süreci başladığı zaman işte o zaman inşallah elimizde ne var ne yokla en azından o mücadele esnasında 247-248 gündür devam eden o mücadele esnasında o yanlarında bulunamadığımız kardeşlerimizle alakalı inşallah o açığı Gazze yeniden inşa edilirken o açığı kapatacağız inşallah. Onun için sabırla bekleyin, göreceksiniz orada güzel şeyler olacak. Bu arada yine bizi izleyen dostlar şunu da bilin. Tel Aviv yani o Siyonist İsrail'in başkenti olan Tel Aviv İzmir'in kardeş şehri. Ben de bilmiyordum onu. Yeni öğrendim onu. İzmir Gazze'de soykırım yapan Siyonist İsrail devletinin başkenti olan Tel Aviv ile İzmir kardeş şehir. Ve böyle bir süreç başladı. Bütün ülke boykotla ayağa kalktı ama İzmir Büyükşehir Belediyesi bu protokolü geri çekmedi. Bu eli kanlı, zalim, işgalci şehirle ve devletle, milletle İzmir'in kardeş şehir olması devam ediyor. Bilin istedim. Ben nereden öğrendim? Onu da söyleyeyim size. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bir teklifte bulunuldu. Madem İzmir Tel Aviv'in kardeş şehri, İstanbul Büyükşehir Belediyesi de Gazze'nin kardeş şehri olsun. Gazze ile bir protokol yapalım. Gazze'nin varlığını, Gazze'nin bir şehir olduğunu, Gazze'nin bir tabiri caizse yeni kurulacak olan o nehirden denize özgür Filistin devletinin belki de hani başkenti olabilecek bir yer Gazze. Burayla İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni kardeş şehir yapalım diye İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'ne bir teklifte bulunuldu. Ama bu teklif İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin CHP'li üyeleri tarafından reddedildi. İzmir'in Tel Aviv ile olan kardeş şehri protokolünün iptal edilmesi istendi. CHP'li üyelerin oylarıyla bu iptal reddedildi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Gazze ile kardeş şehir olması için bir teklif sunuldu. O da CHP tarafından reddedildi o. Ama bu aynı CHP Yeni Kapı'da bizim Saadet Partisi ile beraber Kudüs'e özgürlük mitingi düzenliyordu. Yine bu CHP Büyükşehir Belediyesi'nin önünde önlerinde filama astıkları tırlarla beraber Gazze'ye insani yardım gönderiyoruz diye açıklamalar yapıyordu. Yine aynı CHP ve o CHP'ye gönül verenler sosyal medya üzerinden niye Türkiye oraya domates satıyor, niye oraya Türkiye işte jet yakıtı satıyor diye yaygara koparıyorlardı. Aynı CHP. İzmir'de kardeş, İstanbul'un kardeş yapılmasına red oyu veren bir CHP. Bilin istedik. Bunların hepsine bakarken önüme düştü. Enver Aysever var. Allah'ım selamet versin ona. Allah akıl fikir versin ona. Bu Enver Aysever bu solcu, CHP'li, Atatürkçü, Kemalist, bu seküler tayfadan bir tip. Yıllarca ekranlarda gazetecilik yaptı. Şimdi herhalde at yarışında sağlam ata, favori ata oynamadı. Eşeğe oynadı. Onun atı gelmeyince geçti kenara, oradan saydırıyor. Abi bir cümle kurdu. Ona bir baktım. Dedim ki ya bizim ülkedeki sol ve seküler budur. Çok müthiş bir örnektir bu. Sol ve seküler bakış açısına mükemmel bir örnek. Filistin'deki katliamla köpeklere yapılan katliam aynı. Bir insanın böyle bir cümle kurabilmesi için insanlıktan düşmüş olması lazım. Bu hayvan sevgisi falan filan değil bu. Bu bambaşka bir şey. Bu bütün dünyanın gözü önünde yapılan katliam ve milyonlarca insanın sokaklara dökülüp tepki gösterdiği bir soykırımla senin kendi fantazini yan yana tutmaktır. Bu izansızlıktır. Bu edepsizliktir. Allah'ın Kur'an-ı Kerim'de insan
insanı anlatırken, tarif ederken biz insanı ahseni takvim üzerine yarattık diyor. Yaratılmışların en hayırlısı insandır diyoruz. Allah bunu bize söylüyor. Ama Enver'i sever güya aklı sıra köpek duyarı kasacak. Bunlar hep böyledirler. Böyle üfürükten teyyare duyar kasarlar. Köpekler üzerinden, kediler üzerinden, sinekler üzerinden, börtü böcek üzerinden duyar kasarlar. Çevre, ağaç, çimen, hayvanlar. Bunların üzerinden duyar kasarlar. Ama bu duyar kasarken cami duvarına işiyor. 37.600 kişi 8 ayda bütün dünyanın gözü önünde katledildi. Soykırıma tabi tutuldu. Ama bu Enver Aysever gibi akli evveller tutup Gazze'deki, Filistin'deki o soykırımla buradaki Kudüs sokak köpeklerinin durumunu aynı noktaya getiriyor. İşte yeryüzünde terbiyesizlik nedir, ahlaksızlık nedir diye merak ederseniz Enver Aysever'e ve onun bu açıklamasına bakabilirsiniz.